Merhaba. Nisan ayında yıllık enflasyon beklentilerin altında bir seyirle %68,5'tan %69,8'e yükseldi. Ana eğilim göstergeleri ise hizmet enflasyonunda inatçı seyrin devam ettiğini düşündürdü. Haziran ayının ardından enflasyonda düşüşün başlayacağını ve yıl sonunda enflasyonun %48'e ineceğini değerlendiriyoruz. Yaz aylarında konutlara elektrik ve doğalgaz zammı bekliyoruz. Nisan ayında dış ticaret açığı yıllık 1,2 milyar dolar yükselerek 9,9 milyar dolar oldu. Dış açıktaki yükselişte bayram tatilleri nedeniyle ihracatın zayıf olmasıyla özellikle tüketim malı öncülüğünde ithalatın hızlanması etkiliydi. Belirli yatırım fonlarında ve TL mevduatta kazanç üzerinden alınan vergi oranları vadelere göre yükseltildi. 1 Mayıs-31 Temmuz arasında geçerli olacak stopaj artışının bu dönemde bütçeye yaklaşık 20 milyar TL ilave gelir sağlayacağını hesaplıyoruz. Kısa vadeli TL faizlerin cazip olması nedeniyle TL varlıklardan çıkış yaratmayacağını düşünüyoruz. Kur korumalı mevduattaki %0 stopaj avantajı ise halen korunuyor. Bu hafta turizm istatistikleri geriye dönük olarak güncellendi ve 2012-2023 yılları arasındaki gelir toplam 40,6 milyar dolar yukarı revize edildi. Merkez Bankası'nın faaliyet raporuna göre kur korumalı mevduatın 2023 yılında bankaya maliyeti 833,4 milyar TL olurken hafta içinde yayımlanan blog yazısında merkez bankalarının zarar açıklamasının para politikasının etkinliğinin ölçülmesinde bir gösterge olmadığı yer aldı. Fed bu haftaki toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faizini sabit tuttu, bilanço küçültme hızını azalttı. Fed Başkanı Powell para politikasının zaten sıkı olduğunu söyleyerek bu sene faiz arttırma endişelerini saf dışı bıraktı ve ana senaryonun faiz indirimi olmaya devam ettiği mesajını verdi. Karar sonrası hisse senetleri karmaşık tepkiler verse de tahvil faizleri geriledi. Fed'in genel olarak bu sene için faiz indirimine daha meyilli olduğunu düşünüyoruz. Cuma günü istihdam verisinin zayıf gelmesi ise iyimser havayı pekiştirdi. Bu yılın tamamı için piyasadaki faiz indirim fiyatlaması 50 bas puan seviyesinde. Küresel imalat PMI Nisan ayında 50,6'dan 50,3'e gerilerken endeksin alt kalemleri fiyat baskılarının güçlendiğini gösterdi. Önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddesi Perşembe günü yayımlanacak enflasyon raporu olacak. Merkez Bankası'nın %36 seviyesindeki yıl sonu enflasyon tahminini sınırlı şekilde yukarı revize edebileceğini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta ayrıca hazinenin nakit dengesi, sanayi üretim endeksi ve işsizlik oranı da takip edilecek. Yurt dışındaysa İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararıyla küresel öncü büyüme verileri takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği beklenmiyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.